2016 magazin dünyası için evlilik yılı oldu desek yeri. Müzmin Bekar Tarkan bile bu yıl evliler kervanına katıldı. Üstelik genç kızların gözdesi Tarkan'ı nikah masasına oturtmayı başaran bir hayranıydı. Ama hayranıyla evlenen tek ünlü isim Tarkan değil. Bakın kimler seyirci koltuklarından kalkıp hayran oldukları ünlü isimle nikah masasına oturdu. Canlının tatması gereken bir duygu. Magazin 8'den haftanın en ilginç araştırması. Hayranıyla evlenen ünlü isimler ve tanışma hikayelerini ilgiyle izleyeceksiniz. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Çok merci. Ben Leyla'yım, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm Bağdat'ı iki gözü kapalı bulabilir misiniz bilmeyiz. Ama bu haberde romantizmi de, samimiyeti de, sıcaklığı da bulacağınız kesin. Bir varmış, bir yokmuş. Aşk masalını belki de en iyi onlar yazmış. Masallara konu olacak çiftlerin ayrı hayatların masal gibi aşklarda buluşmasını ekrana getireceğiz şimdi. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Aşk tesadüfleri sever derler ama en çok hak edene uğruyor. Yaşantıları, konumları, işleri gereği hayli yüksek tempoda yaşayan ünlü isimlerin yaptığı bu evlilikler ise ezber bozuyor. Gece ateşim, gündüz güneşim, taptığım ilk aşksın. Gözleri işim, sen ilk işim, sen en çok aşksın. Hayranıyla evlenen ünlü isimler arasından şüphesiz ilk onun ismi geliyor akla. Aşk yaşıyor, kız arkadaşı var, bu sene evlenecek, çok seviyor, sevgilisi Almanya'da yaşıyormuş sözleri aylarca dilden dile dolaştı. Ateş olmayan yerden duman tütmez sözü ne kadar doğruymuş dedirtti megastar Tarkan'ın hamlesi. Aşk bağını. Pınar Dilek'le önce İstanbul Tarabya'da Tarkan'ın villasında sade bir tören düzenlendi ve çift evlendi. Tarkan daha sonra Almanya'da da bir düğün yaptı. Bir Tarkan hayranı olan, küçüklüğünden bu yana Tarkan şarkılarını ezbere bilen bir isimdi Pınar Dilek. Tam 5 yıl önce Tarkan'ın Almanya'da verdiği bir konserde tanışmışlar. Pınar Dilek kulise giderek imza almıştı şimdiki eşinden. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Çok merci. Çok teşekkürler. Tarkan hayranı olan Pınar Dilek hayallerine kavuşmuş, Almanya'daki düğün dönüşünde çiçeği burnunda evli çifti sadece Magazin 8 görüntülemişti. Biraz kısa sürdü sanki balayı da. Balayı değildi bu. Düğünden sonra evimize gittik. Daha balayı planlarımızı tam yapmadık. 2004 yılına kadar bir restoranda garson olarak çalışıyordu. Alice Kim hayatının o gün değişeceğini elbette bilemezdi. Çalıştığı restorandan içeri dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage girdi. Göz göze geldiler. O anda birbirlerine vuruldular. Nicolas Cage sipariş verdi. Alice Kim siparişleri getirdi. İlk kez o an yakınlaştılar ve tanıştılar. 2004 yılından bu yana da evliler. Eşiyle ilgili hiç konuşmadı. Az sayıda fotoğraf paylaştı. Şarkıcı Yaşar, şarkılarını seven, konserlerini gözleyen bir isimle evlendi. Yaşar, şimdiki eşi Merve Oğuz'la bir kitap fuarında tanıştı. Şiir kitabını hayranları için imzalayan Yaşar, onlarca hayranına imza dağıtırken sıra Merve Hanım'a geldi. Psikoloji öğretmeni Merve Oğuz ve Yaşar birbirlerini ilk kez orada gördüler ve 2011 yılı Mayıs ayında da evlendiler. Hasreti senelere çarpmadan gel, ay sabır taşlarım. Çatlamadan gel, yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın? Yanacak, yanacak, yanacaksın. Hem kardeşi Kenan Doğulu'ya hem de Sezen Aksu'ya piyanosuyla en romantik şarkılarda eşlik eden Ozan Doğulu var sırada. Koşullarda sarmaz ki, yaktın beni ellerinden. Depremlerde yüreğim, yangınlar çaresiz.
Eros'un okun ne zaman fırlatacağı, okun nereye isabet edeceği bilinmez. 2003 yılında Bursa konserinde Ozan Doğulu'nun parmakları piyanosunun tuşlarında gezinirken, bir konser sırasında şimdiki eşi Ece Hanım konseri en ön sıralardan dinliyormuş. Ünlü müzisyene hayran olan Ece Yosmaoğlu cesaretini toplamış ve tanışmak için kulise kadar gitmiş. O tanışmanın ardından çift 4 yıl flört etti ve 24 Mayıs 2008 tarihinde evlendi. Dön gel yine sev beni, sarı sevgine sevgimi, nefes gibi muhtacım sana. Bir film seti aşkına geçiyoruz şimdi de. Dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts, Brad Pitt'le başrol oynadıkları Meksikalı filminin setinde üzerinde hep bir çift göz hissediyordu. O gözler şimdiki eşi Daniel Modder'a aitti. Bay Daniel hayranı olduğu, aşık olduğu Julia Roberts'a öylesine deli gibi bakıyordu ki bu bakışları karşılıksız kalmadı ve Julia Roberts hayranı olan beyefendiyle evlendi. Do you love me, Jerry? I adore you, sweetheart. Ve bir masalsı aşk hikayesi daha var sırada. Her canlının tatması gereken bir duygu. Aşk için ne yazsak, aşk için ne söylesek az kalır. Aşkı en iyi yaşayan bilir. Onların birbirlerine olan bakışları, birbirlerine olan bağları yakın zamanda başladı. Kaderin önüne geçemiyoruz demek ki. Dolayısıyla iyi niyetlerle bir hayat yolculuğuna çıktık. Sinan Özen, Almanya'da bir konser için bulunuyordu. O konserde evlendiği Burcu Kartal da bulunuyordu. Dilerseniz tanışma hikayelerini Sinan Özen'den dinleyelim. Programın sonlarına doğru bir istek geldi bana. İstek malumunuz hepinizin bildiği. Şarkımız şeydi, ağzını yerimdi. Dolayısıyla kim istiyor dedim, hanımefendi dediler. Okey, ben de o klasik her zamanki espri tarafımızla. İşte ben de senin ağzın yerim gibi böyle bir takıldık. İstek şarkısıyla başlayan tanışma hikayeleri bugün evlilikle taçlandı. Burcu Kartal, Almanya'da yaşayan bir ailenin eczacı kızıydı. Sinan Özen'e deli gibi aşıktı. Yani dinliyordum, seviyorum. Kendisini hep sevmiştim. Hayranıydım. Hayranıydım. Ailem de aynı o şekilde. Öyle. Sinan Özen de hayranına adeta hayran oldu, deli gibi aşık oldu ve işte bu şekilde dünya evine girdi çift.